أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle Celaluhu imtihan için bizi yaratmış olduğu şu dünyada sorumlu olmadığımız bir alan bırakmamıştır. Yani gözümüzle, kulağımızla, ağzımızda, burnumuzda, elimizde, ayağımızda, her organımızın yaptığı işler bize ya artı olarak veya eksi olarak yansır. Yani her bir uzvumuzda biz sevap kazanabileceğimiz gibi günah da kazanmış olabiliriz. Gözümüzle Kur'an'a baktığımızda, Kâbe'ye baktığımızda, annemize, babamıza saygı ve hürmetle baktığımızda, faydamıza olan bir eseri okuduğumuzda, bu bize cennetin yolunu, cennetin ücretini, cennetin sermayesini kazanmamızı sağlar. Aynı şekilde gözümüzle namahreme baktığımızda, harama baktığımızda bizim ateşe girmemizi sağlar ve temin eder. Her organımızın bir sorumluluk alanı vardır, kendisine has. Bugünkü dersimizde en kolay kullandığımız organlardan birisi olan ama bizim cennet ve cehennemimizi çok ilgilendiren bir organımız olan dilimizle alakalı bir dersimiz olacak. Elbette dilin afetleri ve musibetleri dendiği zaman çok şeyler sayılabilir. Biz genel bir giriş yaptıktan sonra dilimizin afet ve musibetlerinden sadece bir tanesi üzerinde durmaya çalışacağız. Kıymetli dostlar, şunu çok iyi bilmeliyiz ki kullu ma yantıku bihil mer'u muhasebun aleyh. Yani insanoğlu konuştuğu her sözün hesabını verecek. İnsanoğlu konuştuğu her sözün hesabını verecek kuralını Kur'an'dan ispatlayan ayeti kerimeye gelince Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Es-Sa'idu billah ma yelfizu min kavlin illa ladayhi raqibun atid buyurmaktadır.
Kaf suresinin 18. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor. İnsanoğlu iki dudağı arasından herhangi bir söz, sözcük söylemez ki yanında onu yazmak için hazır ve nazır bekleyen melek onu kaydetmesin. Yani insanoğlu iki dudağı arasından çıkardığı güzel veya çirkin, artı veya eksiği efendim bir söz varsa o söz mutlaka yanında bekleyen, hazır ve nazır bekleyen melek tarafından kayda alınır. Eğer iyi ve güzel bir söz, yararlı bir söz ise sağ taraftaki melek yazar. Eğer güzel ve faydalı bir söz değilse yine yazılır, sol taraftaki melek yazmış olur. Kıymetli dostlar, eğer iki dudağımızın arasından çıkan sözler bizim lehimize veya aleyhimize kaydediliyorsa, o zaman en çok dikkat etmemiz gereken uzuvlarımızdan birisi de dilimiz olmuş oluyor. Bu ayeti kerimeye sohbetim esnasında belki birkaç defa dönmüş olabiliriz. Daha sonra gelenler de bu ayeti kerimeye muttali olsunlar diye. Ağzımızdan çıkan sözlere çok dikkat etmemiz lazım. Lehimizde veya aleyhimizde gerçekleşeceğini bilmemiz lazım. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyarısına dikkat edelim. Diyor ki sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şeriflerinde اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَاتٍ İnsanoğlu, Allah'ın kulu, Allah'ı memnun edecek, Allah'ın razı olacağı bir cümle söyler, bir söz söyler. Ama kendisi çok önemsemez o sözü. O sözün kendisine neler kazandıracağını tahmin etmez ve önemsemez o sözü. Halbuki Allah'ın rızasını celbedecek, Allah'ın razı olmasını sağlayacak bir sözdür. Allah Celle Celaluhu, o insanın çok değer vermediği ama Allah'ın rızasını kazanmasına vesile olabileceği o söz sayesinde Cenab-ı Hak onun yüksek yüksek derecelere ulaşmasını sağlar, o bir cümlesi, bir sözü sayesinde. Kendisi çok önemsememiştir. Aynı şekilde bir insan ağzından bir söz çıkar, Allah'ın gazabını celbedecek, Allah'ın gazabını celbedecek, Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı, hoşnut olmadığı bir söz çıkar ağzından, ona da çok itibar etmez insan. Çok da önemsemez ağzından çıkan sözü. Fakat o ağzından çıkan söz sayesinde cehennemin dibine iner. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ona öyle bir ceza verdi ki o cezada cehennemin dibinde yanmak cezası gerçekleşmiş olur. Ne anladık buradan, bu hadis-i şeriften kıymetli dostlar? Demek ki insanoğlu ağzından çıkan cümle ya Allah'ın rızasını celbedecek bir cümle olur veya Allah'ın gazabını celbedecek bir cümle olur. Fakat insanoğlu bunu pek fark edemez, önemsemez daha doğrusu. Ama Allah'ın rızasını celbedecek o söz sayesinde Cenab-ı Hak onu cennete yüksek derecelere uçurur. Eğer Cenab-ı Hakk'ın gazabını celbedecek bir cümle olursa cehennemin dibine girmesine Cenab-ı Hak karar vermiş olur. Bir söz. Söz ola kestire başı, söz ola durdura savaşı denmiştir. Bu bakımdan ağzımızdan çıkacak olan cümlelere bak iyi dikkat etmek lazım. Bir defasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmaîn'den bir tanesine İyi nasihat etmişti Hazreti Muaz'a. Nasihat etmişti. Şunlara, bunlara dikkat et derken en son dedi ki diline sahip ol.
zararlı şeyler ağzından çıkmasın dedi. Dedi ki ya Resulallah, biz dilimizin konuştuklarından da hesap verecek miyiz? Dilimizin konuştukları da bizim yarın ahirette sorgu alanımıza girecek mi? Dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu: وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ اَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ İnsanları cehenneme sokan dilleriyle tahsil ettikleri, elde ettiklerinden başka nedir ki? Yani insanların en çok cennete veya cehenneme girmesine sebep olan dilleriyle yaptıkları konuşmalardır. Dolayısıyla insanoğlu dilinin kemiksiz olduğunu, kolay döndüğünü, düşündüğü her şeyi rahat söylediğini görünce o zaman bu korunması gereken bir organdır. Çünkü cenneti de götürebiliyor, cehenneme de götürebiliyor. Bir bıçak veya mermi düşünelim, silah düşünelim. Bu silahı düşmana karşı kullanırsan büyük bir felaketten kendini kurtarırsın. Ama bu silahı eşine, çocuklarına, dostlarına, kendi vatandaşına çevirdiğin zaman aynı silah başına bela olur. Bir silah seni düşmandan kurtarır, bir silah seni hapishaneye tıkar veya büyük felaketlere sürüklenmene sebep olur. Aynen bıçak gibi, silah gibidir insanın ağzındaki dil. Eğer Allah'ın rızasını celbedecek şeylerde kullanırsak bizi âlâ-i illiyyene yükseltir. Eğer Cenab-ı Hakk'ın gazabını celbedecek yerlerde kullanırsak bizi esfeli safiline reddetmiş olur. Tirmizi'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanoğlu bir kelime söyler, bir cümle söyler, Allah'ın sevmediği, razı olmadığı bir cümle söyler. Pek de önemsemez onu. Alıştığı için, kalbi gafletle dolduğu ve kasvetül kalp dediğimiz kalbin katılaşması gibi ciddi bir bela ile karşı karşıya kaldığı için o sözün tehlikesini pek fark etmez. Fakat o cümle, bir cümle sayesinde, kendisini çok önemsemediği cümle sayesinde 70 sene cehennemin dibine doğru inme cezasına çarpılır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı yörelerimizde, bazı bölgelerimizde dil alışkanlığı, ağız alışkanlığı, haşa adamın anasına babasına küfrettikleri gibi Allah'ına, peygamberine, dinine de küfrederler. O kadar rahat söylerler ki bunu sanki hiçbir şey olmamış gibi, nasılsın, iyi misin der gibi rahat rahat söylerler onu. Pek de önemsemezler bu cümleyi. Kıymetli dostlar, insanın ağzından çıkan cümleler bir ağırlık teşkil ederler. Mesela müşrikler diyorlardı ki melekler Allah'ın kızlarıdır, Allah'ın çocuğu var diyorlardı. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bu sözün Allah'a iftira olduğunu, çirkin olduğunu, yanlış olduğunu ifade ediyor. Allah ne anadır ne babadır, Allah'ın evladı yoktur. Peki Allah-u Teala'nın çocuğu var demelerine Allah Celle Celaluhu bakın ne diyor? تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا اَنْ دَعَوْ لِلْرَحْمَانِ وَلَدَى Bu müşrikler Allah'ın evladı var demeleri var ya, o kadar ağır bir cümledir ki bu cümlelerinden sebep az kalsın gökler paramparça olacaktı, yerler paramparça olacaktı, dağlar un ufak olacaktı bu kelimenin çirkinliğinden dolayı. Yani Allah'ın evladı var demek, melekler Allah'ın kızlarıdır demek söyleyen tarafından çok rahat söyleniyor. Ama Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki bu söz o kadar ağır ve çirkin bir sözdür ki gökler paramparça olacak bu sözü duyduğundan dolayı, yerler yarılacak bu sözü duyduğundan dolayı ve dağlar un ufak olacak derdiyse tutmasam onları, dağlar un ufak olacak diyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz.
Allah'ın evladı var, melekler Allah'ın kızlarıdır diyenler bunu çok rahat söylüyorlar. Ama bu sözün maliyeti öyle basit bir maliyet değildir. Göklerin parçalanmasına, yerin yarılmasına, dağların un ufak olmasına sebep olabilecek kadar ağır bir cümledir bu. O kişiyi batırmaz mı bu? Ağız terbiyesinden yoksun olan bir insan, birisiyle kavga yaptığı zaman veya tartıştığı zaman anasına, avradına küfrediyorsa, ona göre anaya, avrada küfretmek çok basit bir şey. Kızdım, anasına, avradına küfrettim. Böyle basit mi bu iş ya? Aynı şekilde bunu basite alan insanlar gibi bazı bölge ve yörelerde adamın Allah'ına, dinine, peygamberine küfretmek aynen böyle basit geliyor ona. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Ağzından çıkan cümleleri kulağın duyuyor mu? Kime kafa atıyorsun sen? Kime kafa tutuyorsun? Bunun farkında değil. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İnsanoğlu Allah'ın gazap edeceği bir cümle söyler, fakat kendisi bu cümleyi pek önemsemez. 70 sene sadece bir cümlesi sebebiyle 70 sene cehennemin dibine doğru inme cezası ile cezaya çarpılır. Öyleyse Müslümanlar, biz ağzımızın dediğini, dilimizin konuştuğunu kulağımız duymalıdır. Bazıları espri olarak şöyle söylerler veya nükte olarak şöyle söylerler. İnsanoğlunun iki tane kulağı var. Kulaklarda da perde yoktur. İnsanda bir tane dil var. Ama o dil konuşabilmesi için iki tane kapı var. Birisi demirden kapı, dişler. Birisi de dudaklar. Yani Allah kulaklara perde koymadı da ağza iki tane perde koydu. Birisi dişler, birisi de dudaklar. Bir insan konuşabilmesi için dişlerini, demir kapıyı açması lazım. Bir de dudaklarını, etten olan kapıyı açması lazım. Ondan sonra konuşması lazım. İki kulak, bir dil. İki kulakta hiç perde yok, bir dilde iki tane perde var. Neden? Ey insanoğlu, iki defa dinle, bir defa konuş. İki defa düşün, bir defa söyle. İki defa dinle, bir defa konuş. İki defa düşün, bir defa söyle. İki tane kapıdan geçecek, iki tane süzgeçten geçir de ondan sonra konuş. Çünkü söz aynen namludaki mermi gibidir. Söyleyinceye kadar söz senin esirindir. İstersen söylersin, istersen söylemezsin. Ama ağzından çıktıktan sonra sen sözünün esirisin. Ağızdan çıkıncaya kadar söz bizim esirimizdir. Ama ağızdan çıktıktan sonra biz sözün esiriyiz. Onun maliyetine katlanmak mecburiyetindeyiz. Kıymetli dostlar, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz dilini tutar ve dermiş ki, başıma gelen her felaketi bu getirmiştir. Hatta meşhurdur Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'in ağzına kontrolsüz konuşmamak için çakıl taşı koyup sakladığı. Yani her aklıma geleni konuşmayayım, konuşmamı engelleyecek bir tedbir alayım, bir taş, ufak bir taş ağzıma koyayım, konuşmam gerektiği zaman onu çıkarmam lazım. Onu çıkarmak benim rastgele konuşmamı engelleyecek. Düşünmem lazım. Konuşayım mı, konuşmayayım mı? Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Evet. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimizin bu uygulaması meşhurdur. Bu konuda kıymetli dostlar, Tirmizi'de rivayet edilen bir hadis-i şerifi de paylaşmak istiyorum. Özel konuya geçeceğim ondan sonra. Dil ile ilgili, dilin korunması ile ve kullanılması ile ilgili genel ifadelerden sonra bu noktada dilin afetlerinden bir afeti sizinle paylaşacağım. Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şeriflerinde kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz
Buyuruyorlar ki: İde asbaha ibnu Adem fe innel a'za'e kullaha tukeffiru lisan ey tahda'u lehu. Sabah olunca, güne başlayınca insandaki bütün organlar dile boyun eğerler ve derler ki: İttakillaha fina. Bizim hakkımızı Allah'tan kor. فَاِنَّمَا نَحْنُ بِكِ Biz sana bağlıyız. فَاِنْ اِسْتَقَمْتَ اِسْتَقَمْنَا Sen doğru dürüst olursan biz de doğru dürüst oluruz. وَاِنْ اِعْوَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا Sen yamuk olursan biz de yamuk oluruz. Bunun faturası bize mal olacaktır. Faturayı biz ödeyeceğiz. Adam bir söz söylüyor, hapse giriyor. Eli ayağı, gözü kulağı hepsi hapse mahkum oluyor. Neden? Ağızdan çıkan bir cümleden. İnsan güzel sözler söylüyor. Ne oluyor? Birisi onu efendim yazlık ikram ediyor kendisine veya bir takım nimetler ikram ediyor. Yiyor, içiyor, istifade ediyor. Bedeni ondan menfaatleniyor. Yani ağzımızdan çıkan cümle eğer aleyhimize ise bütün organlarımız bedelini ödüyor. Eğer lehimizde ise de bütün organlarımız ondan istifade ediyor. Onun için her sabah güne başlarken bütün organlarımız lisan-ı haliyle dilimize derler ki: biz sana boyun eğdik, biz sana bağlıyız. Eğer sen doğru dürüst olursan biz de doğru dürüst muamelesi görürüz. Eğer sen yamuk olursan biz de yamuk muamelesi görürüz derler. Kıymetli dostlar, dilimizin korunması en önemli vazifelerimizden, korunması gereken en önemli organlardan birisidir. Biraz önce dedim ki söz ağzımızdan çıkıncaya kadar bizim esirimizdir. Ağzımızdan çıktıktan sonra o sözün biz esiriyiz. Peki dilin afetleri deyince, başımıza gelebilecek musibetler, dilin başımıza açabileceği musibetler elbette çoktur. Bunlar kitaplarda, değişik başlıklarda zikredilmektedir. Ben bugün sizinle bunlardan sadece bir tanesini müzakere edeceğim, vaktimiz el verdikçe. Bu konu yapacağım, mevzu bahis yapacağım dilimizin afetlerinden birisi olan, beni ne kadar ilgilendiriyorsa her birinizi de o kadar ilgilendiriyor. Artık ülkemizde yaşayan ne kadar kardeşimiz akıl sahibi insan varsa, kadın erkek, herkesi ilgilendiren bir konudur. Dolayısıyla bazı konular herkesi ilgilendirmez. Bazı konular herkesi ilgilendirir. Ortada dil söz konusu ise herkeste dil olunca herkesi ilgilendirir. Ortada göz söz konusu olunca, göz de herkeste olunca herkesi ilgilendirir. Bugünkü dersimizde dilin afetlerinden önemli bir afeti paylaşacağım sizinle. Bu da nedir? Bir insanın bilmediği şeyleri konuşması, bilmediği konularda fetva vermesi, biliyor gibi davranması dilin afetlerinden önemli bir afettir kıymetli dostlar. Şöyle söyleyeyim, büyük günahları saymaya kalkarsanız bu büyük günahların en büyüklerinden birisi Allah adına, din adına bilmeden bir şey söylemektir. Allah adına, din adına bilmeden bir şeyi söylemek en büyük günahlardan bir tanesidir. Bunu A'raf suresinin 33. ayeti kerimesinde Rabbimiz küçükten büyüğe doğru bir takım günahları sayıp yasaklarken قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ
وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ diye sıralıyor. Dört tane günahtan bahsediyor, dört tane haramdan bahsediyor. Küçükten büyüğe doğru anlatırken, Rabbim fuhuşu yasaklamıştır. Yani günah olan her şeyi, çirkin olan her şeyi haram kılmıştır. مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ gizli ve aşikâre hepsini yasaklamıştır, haram kılmıştır. وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ وَالْاِثْمَ günaha daldırmanızı haram kılmıştır. وَالْبَغْيَ başkalarına zulmetmenizi haram kılmıştır. وَاَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ bakın dozaj yükseliyor, Allah'a ortak koşmanızı da haram kılmıştır. Sonra en son وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ bilmediğiniz şeyleri Allah adına uydurmanız. Kıymetli dostlar, bir insan din adına konuşunca Allah adına konuşuyor demektir. Çünkü dinin tarifi اَدْد۪ينُ وَضْعٌ اِلٰهِيٌ سَائِقٌ لِذَوِي الْعُقُولِ بِاخْتِيَارِهِمُ الْمَحْمُودَ اِلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ بِالذَّاتِ yani evvela din İlahi bir kanundur, ilahi bir kurallar manzumesidir. وَضْعُنْ اِلٰهِيُّنْ demek ki din adına konuşan, kimin adına konuşmuş oluyor? Allah adına konuşmuş oluyor. Bu helaldir dediğin zaman, Allah buna izin verdi demiş oluyorsun. Bu haramdır dediğin zaman, Allah buna izin vermedi demiş oluyorsun. Bu caizdir deyince, Allah buna müsaade etmiştir demiş oluyorsun. Bu caiz değildir deyince Allah buna müsaade etmedi demiş oluyorsun. Peki biliyor musun Allah'ın izin verdiğini, vermediğini? Haram kılıp kılmadığını biliyor musun? Neye göre biliyorsun? Bakın dostlar, Allah Celle Celaluhu Nahl Suresinin 116. ve 117. ayeti kerimelerinde şöyle buyuruyor. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ Allah'a yalan yere iftira ederek şu helaldir, bu haramdır demeyin. Diliniz dönüyor diye şu helaldir, şu haramdır. Neye göre sen helaldir diyorsun? Bildiğin bir ayet mi var? Bildiğin bir hadis-i şerif mi var? Neye göre helaldir diyorsun? Neye göre haramdır diyorsun? Sakın böyle yapmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'a yalan yere iftira etmiş olursunuz. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ اِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ عَلَى اللّٰهِ لَا يُفْلِحُونَ اَلَّذِينَ لَا يُفْلِحُونَ yani Allah'a yalan yere kim iftira eder? Asla iflah etmeyecek olan insanlar. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki: "İnna Allah la yakbidul ilme intizaan yentazi'uhu min el ibad." Allah Celle Celaluhu kıyamet alameti olarak insanların, alimlerin beyinlerinden ilmi söküp almaz ki. Yani alim insanlar birden bildiklerini unuttular, toplum alimsiz kaldı. Allah bunu böyle yapmaz. Ya nasıl yapar? وَلَاكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ Allah alimleri toplumdan alınca toplum alimsiz kalır. Alimler azalınca toplum alimsiz kalır. Benim memleketim Karadeniz, Trabzon, Of. Şimdi bizim çocukluğumuzda Of'ta falanca köyde şu hoca efendi var. Falanca köyde şu hoca efendi var. Falanca köyde şu hoca efendi var. Saya saya bitmezdi hoca efendiler. Bir icazet merasimi olduğu zaman gerçekten alimler toplanırlardı. Hangisine vaaz için, sohbet için sıra verecekler? Karıştırırlardı. Şimdi Of'a gittiğimizde alim ziyaret edeyim dersen mezarını ziyaret edeceğin alimler var. Ama hayatta olan alim pek kalmadı. Yani
her köyde bir tane veya bazı köylerde birkaç tane fetvasına güvenilir alim vardı. Şimdi gideyim de alim ziyaret edeyim dersen o bölgede hayatta olan gerçekten eli öpülmeye saygı değer ilim ve irfan sahibi insan çok azdır. Alim ziyaret edeyim dersen gideceksin rahmetli Ahşi Kutlu Hoca Efendi'nin kabrini ziyaret edeceksin. Hacı Dursun Efendi'nin kabrini ziyaret edeceksin. Hacı Hasan Efendi'nin kabrini ziyaret edeceksin. Hacı Ferşad Efendi'nin kabrini ziyaret edeceksin. Peki hayatta insanlar para derdine düşünce alim yetiştirme derdi kayboldu. Allah Celle Celaluhu alimlerin kafasından ilmi alarak milleti toplumu cahil bırakmaz, alimsiz bırakmaz. Ya alimleri alır, alimler alınca yeni alimler yetişmeyince toplum ne kalır? Cahil kalır. Peki durum ne ondan sonra? Hatta izâ lem yubqi âlimen. Alim kalmayınca piyasada, Allah alim bırakmadı piyasada, alim yetişmedi piyasada. Ne olur? اِتَّخَدَنْ نَاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا. İnsanlar cahil, dini bilmeyen, Kur'an'ı bilmeyen, kitabı bilmeyen insanları reisler, onları efendim fetvadan merci olarak kabul ederler. فَسُئِلُوا. Dinden haberi yok, Kur'an'dan haberi yok. İtikadı bozuk insanlara, insanlar fetva sorarlar. فَاَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Bilmeden fetva verirler. Peki toplumda fetva verenler bilmeden fetva verirler de ne olur? فَضَلُّوا وَاَضَلُّوا. Onlar yanlış fetva verdiği için yoldan çıkarlar. Yanlış fetva verdikleri insanları da yoldan çıkarmış olurlar. Fetva soran da saptı, fetva sorulan da saptı, sapıttı, yoldan çıktı. Kıymetli dostlar, اَجْرَعُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا اَجْرَعُكُمْ عَلَى النَّارِ. Sizin fetvaya en çok cesaretli olanınız, ateşe en çok cesaretli olanınız demektir. Verdiğin fetva doğru değilse, sen kendini ateşe atıyorsun, farkında mısın? Fetva vermek ancak ehlinin, erbabının işidir. Erbabına fetva sorulduğu zaman, sağlam kaynaktan bilmeden fetvasını veremez. Bilmiyorsa bilmedim, bilmiyorum, bakmam lazım der. Allah'ı bilen, kitabı bilen, sünneti bilen bilmediği fetvayı asla vermez, cesaret edemez. Bunun büyük vebalini yüklenemez. Fetva veren kişinin sırtı, tabiri caizse İşin ciddiyetini anlatmak için söylemişlerdir. Cehennemin üzerinde köprüdür. İmam Nevevi Hazretleri der ki: "Yahrumu tesahulu fil fetva." Fetva verecek olan insan gevşek fetva vermesi haramdır. Fetva verecek olan insan sağlam fetva vermesi lazım. Sağlam kaynaklardan bilerek fetva vermesi lazım. Dolayısıyla eğer fetvada ciddi olmazsa, sağlam temellere dayandırmazsa böyle fetvaya teşebbüs etmek haramdır diyor. Peki birileri vardır ki onlar fetvada çok ciddi değillerdir. Her şeye helal diyorlar. Soran adamın gönlünü almak için öyle de olur, böyle de olur, öyle de olur, böyle de olur diyorlar. Diyor ki: "وَمَنْ عُرِفَ بِهِ حَرُمَ اِسْتِفْتَاءُهُ." Bir adam verdiği fetvada gevşek olduğu, fetvada ciddi olmadığı bilinirse o insana fetva sormak da haramdır. Fetva verirken ciddi olmamak, temel sağlam kaynaklara dayanmadan fetva vermek ne kadar haram ise böyle insanlara fetva sormak da o kadar haramdır diyor İmam Nevevi Hazretleri, kıymetli dostlar. Şimdi en büyük günahlardan birisi bir insanın din adına, Allah adına konuşup fetva vermesidir. Helaldir, haramdır, caizdir, değildir. Şimdi ben sizinle bu dersi yapıyorum, paylaşıyorum.
Biraz sonra cuma namazını kılınca iş yerlerinize gittiğinizde, 3 kişi, 5 kişi bir araya geldiğinizde, taze taze sıcağı sıcağına birisi gelse din adına size bir şey söylese, kaç kişisiniz, 5 kişi misiniz, 5'iniz de yorum yaparsınız. Bana göre olabilir, öbürü bana göre olmaz dersiniz. Sen kimsin peki bana göre derken, eğer bu bir fetva meselesi ise sen kimsin, bana göre diyorsun. İmam-ı Azam Hazretleri bana göre diyemiyordu. İmam-ı Şafii Hazretleri bana göre diyemiyordu. Şu ayete göre, şu hadisi şerife göre diyordu. Bana göre diyemiyordu. Sen kimsin, ben kimim ki? Bana göre olabilir, bana göre olmaz diyeceğim. Kıymetli dostlar, siz siz olun. Eğer siz ahirette hesabı kolay vermek istiyorsanız, alnınızın akıyla İlk Sırat Köprüsü'nü geçenlerle geçmek istiyorsanız, liyakatınız olmadığı yerlerde, tabiri caizse affınıza sığınarak söylüyorum, burnumuzu sokmamalıyız. Eline bıçak aldın diye, kalp ameliyatı olması gereken birisine ameliyat etmeye sen kalkarsan, doktor olmadan bıçak işte keser dersen ne olur? Kalp ameliyatı yapan doktor, o ameliyatı yaptığı hastayı hayata kavuşturmak için, hayatta tutunması için yapar onu. Sen eline bıçak var diye kesmeye kalkarsan, adamı, yaşayan adamı öldürürsün. Eline bıçak geçen ameliyat edebilir mi? Edemez. Dolayısıyla, kıymetli dostlar, bizim dilimizin afetlerinden, en büyük afetlerinden birisi, din adına bilmeden konuşmamızdır. Büyüklerimiz ne demişler? Hamurlu ellerinle erkeklerin işine karışma. Bu bir hak tabiridir. Hamurlu ellerinle erkeklerin işine karışma demişlerdir. Bundan şunu kastederler. Yani sen eğer ekmek yoğuracaksan ekmek işine bak. Ekmek yoğuracaksan ekmek işine. Branşın oysa sen ekmeği güzel yap. Ekmeği güzel yapmak senin vazifenken başka şeylere karışırsan, branşın olmayan şeylerle ayakkabı yapmaya kalkarsan senin işin değil ki o. Mobilya yapmaya kalkarsan senin işin değildir. Herkes kendi branşında ne yapmalıdır? İş üretmelidir. Doğru düzgün iş üretmelidir. Kıymetli dostlar, din adına konuşmak büyük bir tehlikedir bilmeyen insanlar için. Bu konuda bazı tehlikeli adımları sizinle paylaşıyorum. Bir defa birisi bir şey söylüyor. Ya bu helal midir, haram mıdır, caiz midir, değil midir? Ya bilmediği halde adam caizdir diyor. Bir örnek vereyim size. Basit bir örnek vereceğim size. Geçenlerde bir kardeşimiz, dostumuz geldi bana. Biraz da mürekkep yalamış bir kardeşimiz. Tepeden tırnağa kadar iyi niyetli kardeşimiz. Dedi ki, birisi bir ticaret yaparken, bir açığı kaldı, parası yetmedi. İşte 5.000 lira, 10.000 lira benden istedi. Ver bana dedi bu kadar para. Ben bu 5.000 lirayı sana 10.000 lira olarak vereceğim. Veya 7.500 lira olarak vereceğim. Bu kadar paraya ihtiyacım var, kar edeceğim, bu kadar para vereceğim sana. Bir ay sonra, 2 ay sonra neyse. Baktım ki caziptir. Ben de evet dedim dedi. Bir hocaya da sordum dedi. Ne dedi dedim hoca? Dedi olur, caizdir dedi. Dedim ne yaparsın sen ya? Bankadaki faizden 1.000 defa daha kötü faizdir bu. Bir adam sana diyor ki ver bana 5.000 lira. Bir ay sonra ben bunu sana 7.000 lira olarak vereceğim diyor. Faizin tarifi nedir? Asıl katmerli faiz burasıdır. Asıl katmerli faiz burasıdır. Sonra o fetvayı vereni yakaladım. Dedim sen milleti cehenneme sevk ediyorsun. Hayırdır? Nasıl dedi? Böyle böyle fetva verdin. Dedi hocam caiz değil midir falan. Lan nesi caizdir? Faiz dediğinin danışkası budur işte. Asıl faiz budur. Bankanın verdiği faizden daha çirkin bir faizdir bu. Sen bilmeden nasıl fetva verirsin? Hamurlu işli ellerinle niye erkeklerin işine karışıyorsun? Sen branşındaki, ben Kur'an-ı Kerim'i ezber bilebilirim. Kur'an-ı Kerim'i ezber bilmek fetva vermem için yeterli sebep midir? Manasını biliyor muyum?
Manasını bilmek de yetmiyor. Mealden baktım, manasını anladım. Kardeşim, sen ayetlerden bir ayete baktın, 6666 ayetten bir tanesine baktın. Bunun iniş sebebini biliyor musun? Kelimelerin inceliğini biliyor musun? O konudaki hadis-i şerifleri biliyor musun? Onunla ilgili başka ayet var mı Kur'an-ı Kerim'de o konuyla ilgili, bunu biliyor musun? Otur oturduğun yerde kardeşim, sen kendi işine bak. Başımıza gelen dilimizin afetlerinden, en büyük afetlerden birisi din adına bilmeden konuşmaktır. Bu konuda en büyük tehlike, birinci tehlike bilmeden fetva vermektir. İkincisi, kıymetli dostlar, bir insanın okunan ayetler veya hadis-i şeriflere benim aklım ve mantığıma uymuyor bu. Bu böyle olmaz demek de Allah adına, din adına söylenmiş en çirkin sözlerden birisidir. Kıymetli dostlar, ben size şunu söyleyeyim. Din mantık dinidir derler. Bu sözün doğru olan tarafı vardır, doğru olmayan tarafı vardır. Ben şimdi size şunu sorayım. Eğer siz veya biz, herhangi bir insan, ben Kur'an'ı gözden geçiririm, aklıma uyan ayetleri alırım, aklıma uymayan ayetleri kabul etmem derse sizce Müslüman olur mu, olmaz mı? Müslüman olmaz ki. Şeytan niye şeytan oldu ya? Şeytan niye şeytan oldu? Aklı kabul etmedi Adem'e secde etmeyi. Topraktan yaratılan Adem'e secde etmeyi aklı kabul etmedi. Onun için kabul etmediği için şeytan oldu. Ben aklıma uyan ayetleri kabul ederim, mantığıma uyanları kabul ederim, mantığıma uymayanları kabul etmem demek şeytanlıktır. Şeytan Müslümansa bu adam da Müslümandır. Öyleyse ayetler karşısında, sahih kaynaklarla bize ulaşan hadis-i şerifler karşısında, kardeşim, akıl var, mantık var. Bu akılla, mantıkla bağdaşmıyor. Ben de bunu kabul etmiyorum deme, bir Müslümanın ağzından çıkacak söz değildir. Bu söz insanı dümdüz gavur yapar, dümdüz gavur yapar. Üçüncüsü, kıymetli dostlar, din adına konuşacağımız tehlikeli sözlerden birisi de, bu dini celil-i İslam'ı bize kadar gelmesini sağlayan milyonlarca alimin ve Müslümanın sözlerine itibar ettiği imamlar, müçtehitler var. Yüzlerce, binlerce değil kıymetli dostlar, milyonlarca Müslüman ve alim İmam Bukhari deyince durmuşlardır. İmam-ı Şafii deyince durmuşlardır. İmam-ı Azam deyince durmuşlardır. İmam Müslim deyince durmuşlardır. Onların sözleriyle, nakilleriyle amel etmişlerdir. Milyonlarca Müslümanın, milyonlarca alimin sözüne itibar ettiği o müçtehitlerin, alimlerin görüşlerini ben bunu kabul etmiyorum. Mantıksız bu. Olmaz deyip onları kötülemek, onları kötülemek ve aleyhlerinde konuşmak bizim dilimizin bize sağlayacağı din adına en büyük felaketlerden birisidir kıymetli dostlar. Ve son olarak şunu söyleyeyim, Ezan-ı Muhammed'i okundu. Bununla beraber iktifa edeyim. Kıymetli dostlar, din adına yapacağımız çirkin tehlikelerden, dilimizin bize sağladığı tehlikelerden birisi de din adına heva ve hevesimize uygun olanları söylemek. Şöyle bir anekdotla bitiriyorum. Bir senesi umredeyiz. Umredeyken arkadan gelen tanıdığım dostum vardı, arkadaşlarıyla beraber gelmişlerdi. Ben dedim ki, siz yeni geldiniz, hocanız da yok başınızda, yardımcı olayım size. Başlarındaki hacı abi dedi ki, yok hocam dedi, benim ihtiyacım yok, biz hallederiz dedi falan. Tamam, ihtiyacın yoksa ben de sana bir şey yapmama gerek yok dedim, çekildim. Üç gün sonra kendilerini gördüğümde baktım, yine ihramla dolaşıyorlar. Dedim ki, hayırdır? Dediler ki, biz bu dördüncü umreyi yapıyoruz falan. Bir baktım, dedim yok dedim, siz dört tane umre yapmamışsınız. Siz bir tane umre bile yapmadınız. Niye dedim? Dedim, umrede ihramdan çıkmak için saçları tıraş edeceksiniz. Sizin saçlarınız geldiğiniz gün gibi duruyor. İhramdan çıkmadınız. Siz çıktım diye
yeni bir ihrama giydiniz, her çıktığınızda dedim, size bir kurban cezası gerekmiştir, öyle ucuz değil bu iş. Dediler, ciddi mi söylüyorsun? Evet, ciddi söylüyorum. Ciddi söylüyorum, siz kurban cezasına çarpılmadan bu işi halledemezsiniz. Şimdi onlar dediler ki kendi aralarında, daha sonra baş başa kaldılar, sonra bana haber geliyor. Dediler ki bu Ali Hoca'nın fetvası biraz sert olur. Biz başka bir hocaya bulalım da ona soralım. Ya kardeşim, fetva fetvadır. Bir adama ya güveneceksin ya güvenmeyeceksin. Rastgele insana fetva sorulmaz. Peki, fetvanın sağlam olmasını mı istersin, sakat olmasını mı istersin? Sağlam olmasını istersin. Köprüye binerken köprü sağlamsa binersin, sakat köprüye binmesin. Senin bindiğin fetva seni Sırat Köprüsü'nden geçirmesi lazım. Bindiğin fetva öyle sağlam olması lazım. Sonuç olarak, dişine göre adam aramayacaksın. Sen bir işi yapmak istiyorsun. Nane, çok affedersin, affınıza sığınarak söyleyeyim, naneyi yemek istiyor adam. Kim buna fetva verir? Falanca hoca, ona gidip sorayım. Falanca hocaya sorarsam o asla buna fetva vermez. O zaman sen zaten işini yapacaksın da kılıf arıyorsun. Öyle fetva sorulmaz. Size son olarak şunu söylemiş oluyorum. Kıymetli dostlar, din adına bilmeden konuşmayalım. Dilimizden çıkar, bizi felakete sürükler. Caizdir dediğin zaman Allah izin verdi demektir. Caiz değildir dediğin zaman Allah izin vermedi demektir. Nereden biliyorsun? Bilmeden konuşmayacaksın. En çok fetvanın verildiği yer caminin çay ocağıdır. Ben hocadan duydum. Bırak sen duydun. Adamı hocaya gönder, o söylesin. Rabbim ahirette hesabını veremeyeceğimiz yanlışlardan her birimizi korusun. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri yarın ahirette eyvah neden böyle dedim, neden böyle yaptım dememize, neden böyle söyledim dememize sebep olacak her türlü yanlışlardan ölünceye kadar bizi de, bütün dostlarımızı da muhafaza eylesin. Rabbim helal, bol, bereketli kazançlarla her birinizi merzuk eylesin. Yanında cömertliğin de ihsan eylesin. Rabbim cennette buluştursun her birimizi inşallah. El-Fatiha.